ihtiyacına göre artık gerekli görüşmeler yapılacak. Bundan sonrası uzman kuruluşlar arasında yapılacak olan görüşme arkadaşlar. F-35'ler konusunda, F-35 konusunda biliyorsunuz yani bizim yani bu programın bir ortağıydık, bir parçasıydık. Daha sonra yani haksız yere buradan bir çıkarılma söz konusu oldu. S-400 konuları bahane edilerek biz tekrar pozisyonumuzu koruyoruz. Yani buraya yapmış olduğumuz bir ulusal ödeme var, katkı var. Almamız gereken mukabilinde uçaklar var. Türkiye tabii bu konuları geniş fikirle, açık bir şekilde konuşmaya, tartışmaya her zaman hazır. Yani geldiğimiz aşamada aslında bu konuları farklı perspektiflerle tartışabileceğimize de inanıyoruz. Yani Amerika'nın da bu konuda açık fikirli olması lazım diye düşünüyoruz. Yani bazı görüş alışverişleri var. Yani bunu da ifade edeyim. Efendim hoş geldiniz. Hakan Çopur, Anadolu Ajansı. Tabii son dönemin en sıcak dış politika başlığı Gazze ve siz de görüşmelerinizde Gazze'ye geniş bir şekilde yer ayırdığınızı ve muhataplarınızı bu konulara aktardığınızı belirttiniz. Şunu merak ediyorum efendim. Türkiye'nin Gazze'deki hem bu katliamın durması noktasında, krizin, insani krizin son bulması noktasında hem insani yardımlar noktasında somut anlamda neler yapılabileceğine ilişkin Amerikalı muhataplarınıza ilettiğiniz bir takım şeyler oldu mu ve Amerikalı muhataplarınız hem JXL hem Blinken bu konularda Türkiye'nin nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin ne tür bir feedbackleri oldu size? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup ülkenin yani gerçekten sürdürdüğü yoğun diplomatik temas, baskı ve kamuoyu oluşturma çalışmaları neticesinde aslında daha önce benzeri görülmemiş bir denkleme ulaştık. Yani şu anda arazideki sonuçlardan hareketle bu geldiğimiz noktaları çok fazla göremiyoruz ama ileride ortaya konacak belli çözüm çabalarında bu sonucun ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. O da şu. Hemen hemen bütün ülkeler daha önce dünyadaki hiçbir olayda bu derece üstünde bir oydaşma sağlamamıştı. Şu konularda hemfikirler. Ateşkesin olması, bazılar bunu insan ateşkes diyor, bazılar bizim gibi kesintisiz sürekli bir ateşkes. İnsani yardımların girmesi ve sivillerin öldürülmesinin bir an önce durması ve iki devletli çözüm. Arkadaşlar sadece ateşkes değil, hemen beraberinde iki devletli çözümün hayata geçirmesi. Şimdi bunun üzerinde bütün dünya hemen hemen hemfikir olmuş durumda. Bu niye önemli? Bu şunun için önemli. Bu hemfikirlik belli ülkeler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Yani ülkeler kendi meşruiyetlerini korumak için belli miktar buna karşı durabilirler ama ilahi nihayet karşı duramazlar. Dün Başkan Biden'ın yaptığı açıklamayla biliyorsunuz bir deniz köprüsü üzerinden Gazze'ye yardım götürme aslında planını bunun bir neticesi yani dünya kamuoyunun duyduğu tepkinin ortaya koyduğu tavrın Amerika üzerinde oluşturduğu baskın aynı zamanda iç politikada da ortaya çıkan bir baskı var. Neticesi olarak bu türden bir karar alınıyor. Beraberinde diğer uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke bir şey yapmak zorunda hissediyor kendisini. Özellikle insani konularda. Çünkü bu sadece vicdanlara ağır bir yük değil, aynı zamanda ülkelerin kendi toplumlarını beklenmedik şekilde harekete geçirecek, ateşleyecek bir fitil gibi duruyor. Dolayısıyla Gazze'li kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu büyük trajediyi, bu büyük katliamı bir an önce sonlandırmak, buna yönelik somut adımların atılmasını sağlamak artık vazgeçilmez bir sorumluluk oldu. Ülkeler bu konuda kendilerini suçlu hissediyorlar ve bir şey yapma zorunda istiyorlar.
Konu tabii ki İsrail olduğu zaman, malumunuz olduğu üzere, uzun zamandır uluslararası sistemin, özellikle Batı merkezli sistemin kör, sağır ve dilsiz olduğunu biz biliyoruz. Yani bu artık dünyada herkesin bildiği, artık söylemekten bile çekindiği, bazı insanların da artık söylemekten yorulduğu bir gerçeklik. Fakat Gazze olayında 30 binden fazla masum sivilin bilinçli bir şekilde katledilmesi tabii artık zulümde yeni bir noktaya teşkil ediyor, temsil ediyor. Dolayısıyla yani bunun bu şekilde devam etmesinin uluslararası sistemde oluşturacağı kriz, bölgede meydana getireceği patlamalar artık kaldırılamaz bir gerçeklik. Devletler buna göre harekete geçmek zorunda. Hüseyin Günay, NTV Washington temsilcisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce kabine toplantısı sonrası sınır ötesi operasyon sinyalinden bahsetti. Sonrasında CENTCOM komutanı Erik Kuleba YPG bölgesini ziyaret etti. Orada Mazlum Kobani'yle bir fotoğraf verdiler. Bu konu gündeme geldi dediniz, YPG konusu. Zaten iki ülkenin üzerinde anlaşamadığı temel konulardan bir tanesi. Amerikan tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline bir itirazda bulundu mu? Böyle bir söylem geliştirdiler mi? Ve siz CENTCOM komutanının ziyaretine ilişkin neler aktardınız? Değerli arkadaşlar, ben bir faaliyeti gündeme getirmek gibi bir konu içerisinde olmuyoruz. Yani Amerika'nın oraya yaptığı topyekün destek, topyekün faaliyete baktığınız zaman zaten o bir faaliyetin, bir resmin çok fazla bir ehemmiyeti yok. Yani o bir sembolizm. Esas itibariyle aktarılan silahlar, aktarılan kapasite, verilen eğitim, verilen nakit paralar, oluşturulan kurumsallaşma, bir terör örgütü üzerinden tehdit olan bu. Yani bunun yönetilmesine ilişkin modalitenin ne olması gerektiği önemli. Bizim yani şu pozisyonumuz var, kendileri de biliyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırların içerisinde veya dışında kendine tehdit oluşturan bütün tehdit ve terör odaklarıyla meşru uluslararası hukuk, ulusal hukuk çerçevesinde savaşmaktadır ve savaşmaya devam edecektir. Yani bundan hiç kimse bizi alıkoyamaz. Amerikalı dostlarımızın bölgedeki varlığı biz aramızda oluşturduğumuz bir çatışmasızlık mekanizmasıyla onların zarar görmesini engelleyecek şekilde devam ettiriyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Yani sizin geçici olarak başlattığınız bu sürecin artık bir kalıcılığa dönüşmesinin iki ülke arasındaki yani stratejik ilişkinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu, yani bunun bir an önce son bulması, buna bir çözüm getirilmesi, aksi takdirde her zaman için iki ülke daha büyük bir karşı karşıya geliş riskini taşıyor bu terör örgütü üzerinden. Yani şimdi bu tabii iki ülkenin de aslında menfaatine olan bir konu değil. Tabii önceki yönetimler döneminde başlatılmış bir konu. Amerikan yönetimi bu konu içerisinden nasıl çıkar, ne türden adımlar atar, bunu hep beraber göreceğiz. Bu yöndeki hani konuşmalar, görüşmeler tabii ki yoğun bir şekilde devam ediyor arkadaşlar.